Hepinize merhaba arkadaşlar. 6 Kasım 2021 Cumartesi. Bildiğiniz üzere geçen hafta veriler ve olaylar bakımından yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bu nedenle çok fazla konuşacağımız konu olduğu için bu haftalık hafta sonu analizimizi iki bölüme ayırdım. Bugün ons altın, işte gümüş ons, gram TL, gram altın ve gümüş gram videomuz olacak. Yarın ise dolar ve borsa özelinde bir video analizimiz olacak. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Öncelikle Fed toplantısından başlayalım. Piyasa beklentileri Fed'in bu toplantıda şahin bir duruş sergilemesi, hatta bir faiz artırım sinyali değil de hani böyle faiz artırım takvimi, işte Haziran'da başlayacağız veya işte 2022'de en az 2 tane veya en az 3 tane faiz artırımına gidebiliriz gibi cümleler bekledi. Fakat böyle oldu mu? Tabii ki de böyle olmadı. Evet, tapering başladı. Kasım ayı itibariyle tahvil alım azaltımı olacak, 15 milyar dolar civarında. Sadece bu şahin bir duruştu. Onun dışında Powell'ın kurduğu her cümle neredeyse hepsi güvercin tondaydı. Bunu da zaten piyasaya bakınca anlayabiliyoruz. Mesela dün Cuma günü tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik verileri süper gelmesine rağmen dolar endeksi düştü. İşte ons altın, gümüş ons ve borsalar coştular. Yani normalde bu olmaması gereken bir durum. Yani tarım dışı istihdam iyi geldiğinde dolar endeks yukarı roketler, emtialar ve borsalar ise geri çekilir. İşte bize bu piyasayı böyle allak bullak eden kişiler Powell ve onun kankisi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde. Bu iki büyük merkez bankası başkanları enflasyonun yükseldiğini görüyorlar. Ve bunu artık söylemlerinde şöyle tekrar ediyorlar. Diyorlar ki evet, enflasyon geçici değilmiş, kalıcı olabilir. İşte enflasyon şöyle olabilir, böyle olabilir. Yani bu gerçeği görüyorlar. Ona rağmen her ikisi de sanki ağız birliği yapmış gibi diyorlar ki işte faiz artırımı için şu an çok erken. İşte faiz artırımına çok uzağız. Faiz artırımı için hedefler şu an olgunlaşmadı gibi cümleler söylüyorlar. Bu cümleleri etmelerinin en büyük nedeni de stagflasyon korkusu. Çünkü enflasyonun düşeceğine inanmıyorlar. Çünkü hani bundan 2 ay önce ikisi de enflasyon geçici sebeplerden yükseliyor falan diyorlardı. Ama ne oldu? Şimdi ağız değiştirdiler. Diyorlar ki enflasyon kalıcı olabilir. Evet, öyle olacak zaten. Hani onlar geçici dediklerinde de biz videolarımızda hep hayır, bu kalıcı, daha da yükselmeye devam edecek diyorduk. Ve bizim dediğimize geldiler onlar da. Şimdi enflasyon bu şekilde yukarı giderken bir faiz artırımı yaparsak ve burada büyümeyi baltalarsak ve enflasyon yine yükselmeye devam ederse bir stagflasyon sürecine girmiş olacak bu iki merkez bankası. Bundan çekindikleri için de faiz artırımına işte çok uzağız, faiz artırımı şöyledir, böyledir falan biraz işi oyalıyorlar. Tabii bu doğru bir strateji mi? Bence doğru bir strateji değil. Hani bir sorun varsa o sorunu görmezden gelmek, o soruna bir şeyler daha ek ilave etmek demektir. Yani sorunu görmezden gelmek o sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Bir sorun var, enflasyon sorunu var ve bu sorunu faiz artışıyla çözebilirsiniz. Onun dışında işte tahvil alımını azalttım falan, bunlar geçici çözümler olur. Zaten o tahvil azaltımında da Powell öyle cümleler sarf etti ki işte gerekirse biz yeniden arttırabiliriz tahvil alımını. İşte 15 milyar dolar azaltacağız ama bunu biraz daha düşürebiliriz gibi böyle tamamen güvercin tonlarda mesajlar verdi. Ve bu yüzden de işte dün gelen tarım dışı istihdam, işsizlik verisi, işte ortalama saatlik kazançlar hepsi de güzel gelmesine rağmen dolar endeks çekildi. Ons altın, gümüş ons ve borsalar ise yukarı yönlü hareketler yaptılar. Yani normalde bunun tam tersi olması gerekiyordu. Yani yıllardır, hani 15 yıldan fazladır bu işin içindeyim. Tarım dışı istihdam iyi geldiğinde, işte Amerika'daki işsizlik verileri iyi geldiğinde dolar endeks yukarı gider. Ons altın, gümüş ons ve borsalar ise aşağı yönlü hareket eder. Ve dün şunu gördük. Yani bu veriler çok iyi gelmesine rağmen tam tersine bir hareket yaşandı. İşte ons altın, ons gümüş, borsalar yukarı giderken dolar endeks aşağıya geldi. Bu da artık bize şunu gösteriyor. Piyasadaki yatırımcıların
Powell'a verdiği kredi artık bitti. Yani Fed o kadar çok eveleyip geveledi ki bu en sonki toplantı Fed'in en kritik toplantısıydı bence. Ki son videomda da ekrana öyle yazmıştım. 2021 Fed toplantılarının en önemlisi olacak demiştim. Siz o toplantıda enflasyon yükseliyor, işte kalıcı olacak, şöyle olacak, böyle olacak diyorsunuz. Ve sonraki cümlede de ne diyorsunuz? İşte faiz artışına daha çok uzağız. İşte faiz artışı için çok sabırlı olacağız falan dersen piyasadaki yatırımcı da artık sana inanmaz. Yani piyasadaki yatırımcı şunu diyor şimdi Fed'e. E kardeşim sen şu an enflasyon var mı? Var. Faizin kaç senin? %0. E sen çıkıp dersen ki bu faiz artırımına ben çok uzağım dersen kusura bakma eyvallah. Ben borsa tarafına ve emtia tarafına geçiyorum. Hadi güle güle dedi muhtemelen. Yani bu Fed toplantısı bizim için de bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Hani diyorduk ya her videomuzda piyasayla biz inatlaşmayacağız. Gerçekçi analiz yapıyoruz. Piyasayla inatlaşanlar her zaman zararlı çıkarlar. İşte papağan gibi hep aynı şeyleri tekrar etmeyeceğiz. Evet ons altında bir negatif görünüm vardı. Fakat bu son Fed toplantısından sonra artık benim de Fed'e olan inancım, işte faiz artışına olacak olan inancım biraz daha azalmış durumda. Tabii şu var. Yani 2022'nin en geç Haziran ayında bir faiz artışı gelecek. Ama bu rüzgar, yani Fed'in piyasaya verdiği bu güvensizlik, yani dolar endeksine vermiş olduğu bu güvensizlik en az birkaç ay sürebilir. Yani bu birkaç aylık süre zarfında ons altın özellikle o yukarıda birazdan göstereceğim o 1823 ve 1830'daki o dirençlerini kırarsa yeni bir teknik görüntüye girebilir ons altın. Tabii bu yine kısa vadelidir. Çünkü bu Fed ve Avrupa Merkez Bankası ne kadar böyle lafı eveleyip gevelese de bu faiz artışlarını yapacaklar, mecburlar. Yani bu yoksa bu enflasyon %10'ların üzerine çıkar hem Avrupa'da hem Amerika'da. Yani bunu bir şekilde faizle frenlemek zorundalar. Ama madem ki bu adamlar çıkıp biz faiz artışına çok uzağız, şöyledir, böyledir diyorlarsa biz de tamam kardeşim biz de ona göre pozisyon alırız o zaman diyeceğiz. Ne zaman ki bunlar çıkıp da sıkılaştırma ile ilgili mesajlar vermeye başlarsa biz de o zaman tekrardan yeni bir kendimize bir trend çizmeye çalışacağız. Şimdi teknik boyuta geldiğimiz arkadaşlar dolar endeksinde 94.30'da haftayı kapattık. Yani bu açıklamalar geldikçe Fed'den. Bakın tarım dışı istihdam güzel gelmiş. İşsizlik oranı güzel gelmiş ve dolar endeks düşüyor. Bu da tamamen bu Powell'dan kaynaklı. Yani adam diyor ben faiz arttırmayacağım diyor önümüzdeki aylarda veya işte şu anlık uzağız diyor. Yalan konuşuyor. Arttıracak. 2022'de en az 2 tane hatta 3 tane faiz artışı gelecek. Ama şimdilik yalan konuşuyorlar. Neden yalan konuşuyorlar? Diyorlar ki müzik çalmaya devam etsin, parti bitmesin. Yani şimdi size şurada hemen bir Dow Jones endeksini bir açayım arkadaşlar. Evet, rekorlar kırmaya devam ediyor. Hatta şöyle bir haftalık grafik açayım. Evet, Amerikan borsası. Bakın dünya ekonomik krizde, hiperenflasyon dönemi var ve Amerikan borsası. İşte şunun şu pandemideki gibi patlamasını istemiyorlar. Bu balonun patlamasını istemiyorlar. Ha, istemiyorsanız biz de o zaman o yönde işlem açmaya devam ederiz arkadaşlar. Yani dediğim gibi trend ne tarafa gidiyorsa biz de o tarafa gideceğiz. Dolar endeksinde şu anlık 93.90'lar şu bölge 21 günlük ortalamadır. Şu anda baktığımda aşağıda MACD'de bir al sinyali var. Fakat bu Fed'in yapmış olduğu bu köşe kapmaca oyunu böyle devam ederse eğer dolar endeksinde 93.50'nin bile altını görme ihtimalimiz var önümüzdeki hafta ve aylarda. Geliyoruz ons altına. Ons altın çarşamba günü o Fed toplantısının ardından 1758'den ki ilk tahvil azaltımı cümlesi Kasım'da başlayacak diye Powell'ın ağzından çıkınca 1758'lere düşmüştü. Fakat ondan sonra Powell'ın her sarf ettiği güvercin cümlelerle birlikte yükselişe geçti.
ve Perşembe ve Cuma günleri de ki bu iki gündeki en büyük yükselişini dün yaptı. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarım dışı istihdam süper gelmiş, işsizlik süper gelmiş ve ons altın coşmuş. Yani bu piyasanın içine Powell etti. Yani tamamen ters koreli olması gerekirken o veriden sonra tam tersi bir hareket yaptı. Yani Amerika verileri iyi geliyor, dolar endeks çıkıyor, MTL'lar uçuyor. Yani 15 yıllık bu piyasa takibi yaptığım süreç boyunca böyle günler çok nadir yaşanır. Bu da bize şu mesajı veriyor işte, hani piyasadaki yatırımcı artık bu Powell'ın dediklerini umursamamaya başladı. Yani tamam, sen o kadar çok lafı eveleyip geveledin ki senden bir cacık olmaz. Yani sen bir faiz artışına gidemezsin, korkuyorsun dediler ve ons tarafına geçtiler. Yatırımcı haklı mı? Haklı. Yani yatırımcı şimdi enflasyona mı ezdirsin parasını? Bakıyorsunuz faizler %0. Enflasyon %5.4 olmuş Amerika'da. Ne yapacağım ben, seni mi bekleyeceğim? Dedi yatırımcı ve ne yaptı? Ons altın tarafına kaydı. Gümüş ons tarafına kaydı. Tabii burada teknik olarak iki tane çok kritik yer var. Birincisi şuradaki 1823 bizim yataydaki bir direncimizdir. Bu uzun vadeli hem destek olmuştur geçmişte, şimdi ise direnç olmuştur. Bu 1823'ün üzerinde 2 günlük kapanış bekleyeceğiz. Ve şurada bizim bir ana düşüş trendimiz var. Burası da 1834. Yani bu iki direnci aşabilirse, ki 1815'te saatlikte bir ara direnç vardı, orayı aştı. 1816 ile kapattı günü, haftayı. 1823 ve 1834'ler aşılırsa, yani 2 günlük kapanış gelirse bu seviyeler üzerinde, ons altında artık kısa vadeli de olsa mini bir rally sürecine girdik diyebilirim. Tabii bu rally nereye kadar sürebilir? 1916'ya kadar gitme ihtimali var. Bakın, hani ben hep size diyordum ya, ons altında görünüm orta ve uzun vadede negatif diye. Tabii bunu söylerken Fed toplantısında ben daha şahin bir duruş geleceğini bekliyordum. Ama her zaman yaptığı gibi Fed Başkanı yine güvercinler uçurdu. Fazlaca uçurdu hatta. Ve bu nedenle de bu analizi değiştirmek zorunda kaldım ben. Tabii şu anda hala mesafeliyim. Yani buradan alım pozisyonu açmam. 1816'da açmam. 1823'te açmam. Hani ne zaman ki bu 1823 ve 1834 üzerinde, yani 1823'ün üzerinde iki tane yeşil kapanış görürsem bir miktar alım yönlü pozisyon açarım. 1834'ün üzerinde, yani şu ana düşüş trendinin üzerinde eğer iki günlük kapanış gelirse, bu piyasadaki büyük oyuncuların da ons altın tarafına alım yönlü işlem açtıklarını gösterir bize. Ve ben de burada tekrardan biraz daha agresif alımlar yapmayı düşünürüm. Teknik olarak bu iki rakam bizim için çok önemli. Aşağıda ise 1795 200 günlük ortalama ve ana destek hattımızdır. Bu 1795'in altına gelmedikçe, ki önümüzdeki birkaç hafta gelmesini de beklemiyorum çok fazla. Tabii bu adamlara da güvenilmez. Yani bugün biz faiz artışına çok uzağız diyen Powell, yarın bir gün bir televizyon konuşmasında veya bir basın açıklamasında işte enflasyon bizi tedirgin ediyor, İşte sıkılaştırma ile ilgili her türlü araçlarımızı kullanırız falan filan bir cümle eder, hop paldır küldür bu 1800'lerden tekrardan 1720'lere doğru bir yolculuk başlayabilir. Yani testere piyasasındayız. Özellikle bugünlerde, yani yıl sonuna kadar çok sıkı şekilde bu haber akışlarını, özellikle Fed'den gelecek haber akışlarını takip etmemiz gerekiyor. Teknik görüntü şu anda pozitife dönmüş değil. Ne zaman ki o dediğim rakamlar olan 1823 ve 1834 arasında, üzerinde en az 2 günlük kapanış gelirse arkadaşlar, teknik görüntü artık tamamen pozitife döndü diyebilirim. Geliyoruz gram altına. Gram altında 567 TL ile tüm zamanların rekoru bir kez daha egale edilmiş oldu. Biz 567 TL'yi 25 Ekim tarihinde görmüştük. Dün itibariyle, yani 5 Kasım itibariyle tekrardan bu 567 rakamı görüldü. Özellikle burada ons altındaki o cuma günkü, yani perşembe ve cuma günkü yükseliş etkili oldu. Hani normalde gram altında hep dolar bazlı yükselişler görüyorduk ya, özellikle bu hafta bu perşembe ve cuma günü ons altın bazlı yükseliş gördük. Ve şöyle bir şey var. Eğer gram altın
ons altın kaynaklı yükseliyorsa bu daha pozitif bir şeydir. Yani hani dolar bazlı yükselmesi, ons altının yükselmeden gram altının yükselmesi genelde böyle insanları hep tedirgin eder. Ama bu son 2 gün ons altın kaynaklı da yükselişlerin gram altını desteklemesi daha pozitiftir. Bunu söyleyebilirim. Şu an teknik olarak baktığımızda bir direnç noktasındayız. Burası yani çok dikkatli olunacak bir yerdir. 566 TL ile haftayı kapadık. Hatta 567 diyelim. Bu seviye üzerinde eğer 2 günlük kapanış gelirse ve ons altın bacağında da 1823'ün üzerinde en az 2 günlük kapanış gelirse gram altında 600'lü rakamların yolu açılmıştır diyebilirim arkadaşlar. Tabii bu yükselişin %80'e yakını dolar-TL sayesinde oldu ve yine o tarafta çok fazla bir geri çekilme olmayacağını düşünerekten hani dolar-TL'de şimdi bizim Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girdiği için çok fazla bir geri çekilme beklenmiyor. Bu faiz indirimleri devam edecek. Onu da yarınki videomuzda zaten açıklayacağım. Dolar-TL'de çok fazla bir geri çekilme beklenmediği için ve ons altın tarafında o 1823-1830 bandındaki o ana dirençleri yukarı yönlü kırarsa eğer gram altında da 600'lerin yolu açılmış olur diyebilirim arkadaşlar. Olur da bu dirençleri kıramazsa ons altın yani tekrardan bir işte 1780'lere doğru bir geri çekilme sürecine girerse o zaman da 21 günlük ortalama olan 540 TL'ye kadar bir geri çekilme olabilir. Tabii bu geri çekilme artık alım fırsatı olacaktır. Hem dolar TL'de geri çekilme çok fazla olmayacağı için hem de Fed'in bu açıklamalarıyla ons altın bir nebze de olsun en az birkaç ay kendini kurtardı. Bakın bunu söyleyebilirim. Yani sen çıkıp da Powell olarak güvercinler uçurursan ons altını da gümüş onsu da borsaları da en az 2 ay kurtardı bu adam arkadaşlar. Zaten amacı da buydu. Çünkü dediğim gibi bunların da kendilerine ait kişisel portföyleri var ve bu kişisel portföylerinde o tahvil alımı yaptığı enstrümanlardan bulunduruyorlar. Yani o da bir anda böyle paldır küldür piyasaların göçmesini istemez. Bir stagflasyon korkusu da var hem Avrupa'nın hem Amerika'nın. Bu yüzden bu faiz artışını biraz daha böyle eveleyip gevelediler. Bu son toplantıda işte çok uzağız bilmem ne falan dediler. Bu da işte ons altına, borsalara, hisselere bir 2 ay daha kazandırdı. Bu nedenle teknik olarak 567'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış gelir ve ons altın tarafı da o 1823 direncini aşarsa 600'lere doğru bir yol gözüküyor. Onu da şuradan görebiliyoruz. Şöyle bizim bir Fibonacci geri çekilme seviyelerimiz var. En sondaki bir tepe ile yakın zamandaki dibi karşılaştırdığımızda zaten burada da 566 rakamı gözümüze çarpıyor. Fibo değeri olarak hatta şunu şöyle kaldıralım. Evet biraz da büyütelim şöyle. Evet gördüğünüz gibi zaten burada 566.300'de bir Fibo değerimiz var. Daha öncesinde de zaten buradan teknik olarak bir geri çekilme yaşanmıştı. Bu 566, 567'nin üzerine atarsa 623 TL'ye kadar bir yükseliş trendi görebiliriz. Ama dediğim gibi burada ons altının o 1823 ve 1834'teki o iki direnci kırması gerekiyor. Yani kırması için en az 2 günlük yeşil kapanış yapması gerekiyor bu seviyelerin üzerinde arkadaşlar. Evet geldik gümüş onsa. Gümüş onsta da yine altın gibi hem Perşembe hem de Cuma günü güzel yükselişler görüldü. 100 günlük ortalamamız 24.15'ti ve 24.17 ile yani bu seviyenin de üzerinde bir kapanışlı haftayı kapattık. Burada ana senaryomuz ve ana direncimiz bizim 24.50 arkadaşlar. Bu 24.50'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış gelirse daha önceki videolarımda da hep şunu söylemiştim. Yani gümüş alırken ben şuna bakarım. Gümüş TL'ye değil. Gümüş ons 24.50'nin üzerinde şurada fırçamızla da çizelim. Şurada en az 2 günlük kapanış gelirse bu tekrardan bir yükseliş trendine girer.
Fed'in bu söylemleri de devam ederse, ki devam edecek gibi duruyor ve burada alım yönlü pozisyonlar daha güvenlidir. Yani burada alım yönlü pozisyon açmam ama o 24.50'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış gelirse burada ne yaparsınız? 24.50'ye iz süren stop koyarsınız ve güvenli bir şekilde, içiniz rahat bir şekilde alım yönlü pozisyon açabilirsiniz gümüş onsta. Aşağıda ise destek noktamız 55 günlük ortalama olan 23.70. Yani işler terse gider. Az önce de dediğim gibi işte Powell çıkar. Bu sefer konuştuklarının tam tersi söylemler ile televizyon karşısına çıkar. İşte medyaya konuşur. İşte biz sıkılaştırmaya gideceğiz. Enflasyondan korkuyoruz tarzı açıklamalar yapar. Ve bu gümüş ons, yani değerli metaller geri çekilmeye başlarsa burada da takip edeceğimiz rakam 23.70 arkadaşlar. Ve son olarak geliyoruz gümüş TL'ye. Tıpkı gram altında olduğu gibi gram gümüşte de Perşembe ve Cuma günü yaşanan bu yükselişler dolar bazlı değil, daha çok gümüş ons bazlı oldu ve gümüş ons bazlı yükselmesi çok olumludur. Tabii şu da var, burada da 7.87 tüm zamanların zirvesi olarak görünüyor. Bu zirve önemli bir zirvedir, teknik görüntüdür. Buralarda o 24.50 dediğimiz gümüş onstaki o seviye aşılırsa ben bu 7.87'nin de aşılabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani Fed toplantısından sonra piyasaya bir coşku geldi. Hatta ben o son videomda ne koydum? O video kapağının üzerine bir güvercin resmi ve Powell'ın resmini koydum, değil mi? İşte bu iki resmi birleştirdiğimizde bize şöyle bir sonuç çıkıyor. Emtialar ve değerli metallerde mini bir rally yaşayabiliriz. Çünkü Fed güvercin tonda konuştu. Ben faiz artışına gitmeyeceğim dedi şimdilik. O bizim için çok uzak bir hedef. İşte tahvil alım programını azalttık ama bu bir faiz artış sinyali değildir gibi piyasanın sırtını sıvazlayıcı mesajlar verdi. Ben açıkçası bu mesajları beklemiyordum. O yüzden de zaten işte gümüş tarafında ve altın tarafında negatiftim. Ama yavaş yavaş ben de pozitife dönmeye başlayacağım. Tabii ne zaman? Şu an hala dönmedim bakın. Ne zaman ki gümüş onsta 24.50, ons altında da 1823 ve 1834'ün üzerinde en az 2 günlük kapanışlar gelirse şunu anlarım. Evet, piyasadaki büyük yatırımcılar, o balina diye tabir ettiğimiz o büyük fonlar emtia tarafına, yani değerli metaller tarafına girdiler. Artık onlar da Powell'dan o net mesajı aldılar. İşte bu adamdan bir şey olmaz. Bu faiz artışı falan yapamaz en az 3-5 ay daha diyerekten bir alım yönlü pozisyonlar açılabilir. Bu iki seviyenin üzerine çıktığında alım yönlü pozisyonların yüklü olduğunu ben anlayacağım. Yani bu mesajı alacağım ve o zaman hani gümüş TL'de işte 7.90 olmuş, 7.80 olmuş bakmam. O gümüş onstaki o 24.50 aşılırsa işte orada tekrardan giriş için beni tetikleyen bir şeyler olacağını söyleyebilirim. Geri çekilmelerde 21 günlük ortalamamız gümüş TL'de 7.15'tir arkadaşlar. Yani şu anki süreçte özellikle haftalık kapanışlarda hem altın tarafında hem de gümüş tarafında en yüksek seviyelerde oldu. Yani bu bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki hafta da bu yükselişler devam edebilir. Yani bu yüzden bir geri çekilme muhtemelen olmayacaktır. Ama olursa ki, yani dediğim gibi Fed çıkıp da işte Powell bir televizyon konuşmasında veya bir basın açıklamasında işte o toplantıda yapmadığı şahin bir cümle kurarsa, ki kursa bile artık piyasa onu fazla sallamayacaktır. Hani 7.15'lere bir geri çekilme olursa bu seviyeler güzel alım seviyeleridir diye düşünüyorum. Yukarıda ise ilk ara direncimiz geçen haftalarda test ettiğimiz 7.72'dir ve onun da üzerinde tüm zamanların direnci olan 7.87'dir. Eğer Fed bu kafayla giderse, yani böyle her toplantıda yeni güvercin mesajlar uçurmaya devam ederse, İşte enflasyon yükseliyor ama biz yine de faiz artışında çok uzağız derse eğer, yani bunları söylemeye devam ederse bu emtialarda yeni bir mini rally dönemine girdiğimizi gösterebilir arkadaşlar. Bu yüzden gümüş TL de olsun, yani şurada gümüş TL olsun, altın olsun ve özellikle de borsa tarafında böyle her geri çekilmede artık alım yönlü pozisyonlar düşünebilirsiniz. Çünkü enflasyona karşı kendinizi korumak durumundasınız.
Powell da zaten o yüzden rahat konuşuyor. Adamın portföyünde hisse var, o var, bu var, şu var. Yani adam diyor ki ben zaten kendi portföyümü enflasyona karşı koruyorum. O yüzden de faiz artışına gitmek istemiyorum diyor. O zaman biz de sıradan bir vatandaş olarak biz de bu taktiği uygulayacağız. Zaten dolar TL tarafına geçin. İşte borsadan mutlaka portföyünüzde olsun. Hani diye vurgularken hep bundan bahsediyorduk. Önümüzde sıkıntılı aylar ve sıkıntılı yıllar bizi bekliyor. Bu enflasyon düşmeyecek. Faiz artışları gelmedikçe düşmeyecek. Faiz artışı için de aceleci değiller adamlar. Bunu görüyoruz. Bu yüzden bir şekilde enflasyona karşı kendinizi korumak zorundasınız. Yarın özel bir borsa ve dolar analizim olacak. Bu iki analizi de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.